Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve AK Parti Aksaray Milletvekili Ünce Öz, hizmete giren yeni Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçarslan tarafından karşılanan Başkan ve Milletvekili Ünce Öz, hastanede yatan hasta ve yakınlarını ziyaret ederek hasta bakım setleri hediye ettiler. Hastalara acil şifalar dilediler. Başkan Yazgı ve Milletvekili İnce Öz ziyaretlerinde devletin ve hükümetin her alanda olduğu gibi sağlık konusunda da vatandaşın yanında olduğunu belirten açıklamalarıyla hastaların çok iyi şartlarda bakım ve tedavi gördüğünü kaydetti. Yapılan ziyaretten dolayı son derece memnun olduklarını dile getiren hasta ve hasta yakınları ise hastanede uygulanan hizmetten son derece memnun. Aksaray Belediyesi, yol yapım, onarım ve düzenleme çalışmaları kapsamında yapımı tamamlanan yollarda yol seviyesi altında kalan kanalizasyon ve yağmur suyu baca ve ızgara kapaklarının yol seviyelerine yükseltme çalışmalarına devam ediyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Taşpazar Mahallesi'nde yağmur suyu bacaları, kanalizasyon bacaları ve yağmur suyu ızgaralarının yol kotuna getirilme ve temizlenme işlemlerini tamamlıyor. Şehir genelinde asfalt hizasından yüksek ya da alçakta bulunması sebebiyle trafik kazalarına, trafiğin aksamasına, çeşitli can ve mal kayıplarına neden olduğu için tehlike arz eden kanalizasyon bacası ve ızgaralar büyük bir hızla yenileniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında Aksaray'da 21 genç çiftçiye 105 adet büyükbaş hayvan törenle dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törene AK Parti Milletvekili İknur İnceöz, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Protokolü, STK temsilcileri ve genç çiftçilerle aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende yapılan protokol konuşmalarında projenin gençlerin üretime katılması ve ekonomiye katkıda bulunmasının yanı sıra köyden kente göçlerinde önüne geçmeyi amaçladığı vurgulanırken projeye destek veren herkese teşekkür edildi. Tören genç çiftçilere Milletvekili İnce Öz, Başkan Yazgı ve protokol üyeleri tarafından sertifikalarının verilmesiyle son buldu. Aksaray Belediyesi hizmete giren yeni devlet hastanesi bölgesinde altyapısını tamamladığı ve ulaşımı sağlayan bağlantı yollarıyla birlikte sürdürdüğü çalışmalarda düzenlemelerine devam ediyor. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri hastane çevresinde ulaşımı kolaylaştıran bağlantı yollarında ana yol trafik akışının gereksiz kesilmesini önlemek, ilgili trafik akışı içerisinde kavşaklarda yaya ulaşabilirliği ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ışık, levha, çizgi, yatay düşey trafik işaretleme çalışmalarını sürdürüyor. Fen işleri ekipleri sıcak asfalt çalışmalarıyla birlikte bordür ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Bölgede otobüs durakları dahil hastaneye yaya ve araç giriş çıkışlarını kolaylaştıracak çalışmalar kapsamlı bir şekilde sürdürülüyor. Hizmet bayrağını devraldıkları 2014 yılından bu yana çalışmalarıyla iddiasını sürdüren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve ekibi çalışmalarında birçok alanda ilklere imza atmaya, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 48 mahalleye sahip olan Aksaray'da 4,5 yılda 840 bin ton sıcak asfalt dökerek yol yapımında belediye tarihinde rekor kırdı.
İhtiyaç duyulan noktalarda 24 araç ve yaya köprüsünü hizmete açtı. 800 kilometrelik geniş bir yol ağına sahip tüm yolları rehabilite ederek çalışmalarda araç sürüş konforunu arttırdı. Ekipler sıcak asfalt çalışmalarıyla birlikte yol üst yapısında meydana gelen bozulmalar nedeniyle asfalt onarımı, kısmi kaplama ve tam kaplama yapılacak yollarda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Aksaray Belediyesi, halkın daha kaliteli zaman geçirebileceği, çok sayıda modern yeni nesil oyun gruplarıyla donatılmış parkları vatandaşın hizmetine sunmaya devam ediyor. Aksaray Belediyesi son 4,5 yılda şehre 75 yeni park inşa etti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehre kazandırdığı park ve yeşil alanlarla bir yandan vatandaşlara nefes alabilecekleri yeni yaşam alanları oluştururken, diğer yandan da Aksaray'ın yeşil dokusunu güçlendiriyor. Kısa sürede hayata geçirdiği, insana dokunan yatırım ve projelerle göz dolduran Başkan Yazgı ve ekibi, özellikle çocuklara ve gençlere yaptığı yatırımlarla büyük takdir topluyor. Günün öne çıkan gelişmelerini izlediniz.